TÜRMOP Genel Sekreterimiz Sayın Yücel Aktar'a konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Görülüyor ki ülkemizin sorunları siyaset listelerimizin önünde geçmiş durumda gerçekten. Ateş düştüğü yeri yapıyor arkadaşlar. İnşallah bundan sonra bu gibi sıkıcı olaylar yaşamayız. Arkadaşlar, şimdi 8. maddede denetim onur kurullarının seçimi var. Ondan sonra kapanış için 7 seçilen listeden bir arkadaşımıza kapanış konuşmasında söz vereceğim. Aktif grubun sayın başkanı, odamızın da bir önceki başkanı diyeyim ben. Konuşma isterse lütfen buyursun. Eylül 2015 ve 22 Eylül 2015'te mesleğimizin en önde giden mesleğimizin duayenlerini onursal başkanımız Bayram Hamiş'i ve çok değerli üstadımız TÜRMOP Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Akdoray'ı yitirdik. Onların çalışkanlığı ve aktifliği mesleğe, meslektaşa verdiği değer hiç unutulmayacak. Onların mesleğimize verdiği onurlu mücadele bizlere ışık tutmaya devam edecek. Yerleri doldurulamayacak. Bu büyük insanları ömrümüzce unutmayacağız. Işıklar içinde yatsınlar. Değerli divan, değerli TÜRMOP Genel Sekreterim, değerli başkanlarım, değerli meslektaşlarım. Sözlerime ülkemizde barış, dostluk, kardeşlik temennisi ve geçmiş kurban bayramınızı kutlayarak başlamak istiyorum. Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler seçimine 212 gün kaldı. Bu yaklaşan seçimler dolayısıyla başlamış olan çalışmalarımızı daha da hızlandırarak özlenen, özlemi duyulan oda kurullarının oluşturulması temennisi içerisindeyim. Mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin bağımsızlığının ve demokratikliğinin sağlanması temel amacıyla çalışmaları sürdüren Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği faaliyetine başladığı günden bu yana mesleğimizi ve meslektaşlarımızın gelişiminde etkin bir rol oynamış, Türkiye genelinde mesleğimizin en önde gelen birçok isminin yanı sıra yine mesleğimizle ilgili ülkemizin lider konumundaki akademisyenlerini bünyesinde barındıran geniş bir yelpazeye sahip güçlü bir örgüttür. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği'nin kurumsallaşmasının ve örgütlü çalışmasının gerektirdiği birçok konudaki eksikliği giderme noktasında aktif bir rol oynayacağı konusunda çalışmalar yapacağı inancı ile Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği'nin 27 Şubat 27. Şubesi 4-2014 tarihinde Gaziantep Şubesi kurulmuştu. Kuruluşu gerçekleştirerek derneği bugünlere getiren meslektaşlarıma teşekkür ederken siyasete bulaşmadan meslek siyasetini şiar edinerek yaptıkları ve yapacakları çalışmalarında örgütsel bağımsızlık ilkesi çerçevesinde mesleğimizde ayrıştırıcılığı ötekileştirmeyi dışlayan birlik ve beraberlik içerisinde odamıza mesleğimize katkılar sağlayacağına inanıyorum. Başarıları daim olsun. Değerli meslektaşlarım, bir yönetimden beklenen nedir? Bir yönetimden beklenen hizmet, eğitim ve temsildir. Biz şunları yapacağız, bunları yapmayacağız. Yapacağız söylemleri artık söylenmemelidir. Çünkü bunlar zaten bizim asil görevlerimizdir. Yöneticinin bunların asıl görevleri bunları yerine getiremiyorsa zaten şimdi olduğu gibi bu makamı zaten işgal etmemelidir.
Yönetici ilk olarak üyelerinin mesleki geleceğini düşünmeli, mesleki eğitimi kurumsallaştırmaya yönelik çalışmalar yapmalı, üyelerine yeni iş alanları yaratmalıdır. Doktorluk, avukatlık, mühendislik gibi serbest mesleklerde olduğu gibi meslekte uzmanlık alanlarının oluşumunu sağlamalı, çevreye politik gelişmelere duyarsız kalmamalıdır. Değerli meslektaşlarım, bizler artık büyük resme bakmalıyız. Bu resimde toplumsal paydaşlarımızla bir işbirliği içinde çevreye ve kültürel mirasa, mesleki ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı, akademik bir anlayışla üyelerin mesleki gelişimini sağlayan, yenilikçi ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla saygın ve lider bir kurum yaratmak olmalıdır. Bu itibarla aynı pencereden bakan siz paydaşlarımdan yaklaşan seçimlerde gereken gayreti sarf edeceğiniz konusunda inancım tamdır. Geleceğin odasına kavuşmak dilek ve temennisiyle genel kurulun mesleğimizin özlemi duyulan seviyeye ulaşmasında katkılar sağlanmasını diler, saygılar sunarım.